Murat Dirit firması 25 yıllık bir zil firmasıdır. Kendim 1974 doğumluyum. Yaklaşık 32-33 yıldır zil sektöründeyim. 13-14 yaşlarında zil üretimine başladım. İlk İstanbul zillerinde başladım. İstanbul Agop ve İstanbul Mehmet'in yanında. Asla bu işten vazgeçmeyi düşünmedim. Çünkü bu çok severek yaptığım bir işti. Aşık olduğum bir iş diyebilirim yani. Murat Dirit firmasında çalışmak zor olduğu kadar keyifli bir iş. Sektördeki en donanımlı ustanın yanında çalıştığımı düşünüyorum. Murat Dirit ile çalışmak güzel bir duygu. Güzel olduğu kadar zor da. Murat Dirit işine çok titiz. Ama bu işi öğreneceksen en iyi öğretmendir kendisi. Bir zilin oluşumunda birçok özel teknikler vardır. Bunların en başında tabii ki en iyi kalitede bakır ve kalayı bulup firmaya getirmek. Ondan sonraki süreç bakır ve kalayın döküm ocaklarında eritilerek bizim özel formlarımıza dökülmesiyle başlayan bir süreçtir bu. Tabii ki bizi en çok zorlayan süreç de budur. Çünkü döktüğümüz tüm metal parçalarını yani külçeleri istediğimiz ağırlıklara yakın bir şekilde dökmemiz gerekiyor ki ondan sonraki zilin üretim aşamasında istediğimiz soundları elde edebilelim. Bu işte kullanılan materyaller var. Bakırla kalay belli bir oranda karıştırılıp döküm ocağında dökülerek silindirde plaka haline getirilir. Göbeği basılır. Sonra çekişlemeye gelir. Asıl iş buradadır. Bizim zillerimiz çekişte kaliteyi artırıyor. Çekişten sonra da torna kısmı var. Tornadan sonra boya olur. Boyadan sonra Murat Dirin Bey de kalite yani soundların, seslerin kontrollerini yapar. Böylece ihracata hazır olur. Gerçekten gizli karışımlar var mı? Evet, gizli karışımlar var. Şu anda tüm dünya genelinde B20 materyali kullanılıyor. Biz Murat Dirit Symbols olarak B20 materyali kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız materyal B27 materyalidir. Geçmişte Meinl'la bir işbirliğimiz oldu. Onlar için Bizon serilerini geliştirip ürettim. Onun akabinde aynı şekilde Payiste için 20 serilerini geliştirip ürettim. En sonunda artık OEM zil üretmemeye karar verdim ve kendi markamı oluşturmak için OEM üretimine son verdim. Meinl ile yollarım ayrılma sebebim tamamen benim kişisel kararımdı. Çünkü bilindiği gibi OEM zil üretildiğinde sadece karşı tarafın senden istediğini üretebiliyorsun. Ama kendi üretmek istediğini üretemiyorsun. Benim çok daha değişik fikirlerim zil konusunda, çok farklı düşüncelerim vardı. Sonunda kendi vizyonumu oluşturabilmek için, Murat Dirit markasını oluşturabilmek için OEM zil yapımına son verdim. Biz Murat Dirit Symbols olarak handmade yani el yapımı zil kültürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Murat Dirit zillerinin handmade yani el üretimi olduğu için bu kadar tutulduğunu düşünüyorum. Yaptığımız ihraçlarda sanatçılardan ve Murat Dirit endorserlerinden aldığımız geri dönüşlerde el yapımı zillerinin sanatçıların ne kadar mutlu ettiğini gördükten sonra bu kültürü devam ettirmeye karar verdik. El yapımı ziller neden bu kadar değerli? Çünkü elimizden çıkan tüm zillerin ayrı bir karakteri ve ayrı bir özelliği var. Tabii ki dünyanın birçok ülkesinde Murat Dirit zilleri kullanılıyor. Bu beni onura ediyor. Bu tarif edilemez bir duygu diyebilirim. Yaptığımız bütün ziller farklı karakteristik özelliklere sahip. Bunun en başlıca nedeni kullandığımız B27 materyalinden kaynaklanıyor. Bunun akabinde farklı çekiçleme tekniklerimiz var. Her zil için farklı ağırlıklarda çekiçler kullanıyoruz. Tabii ki bu da Murat Dirit zillerini çok özel kılıyor. Ailemde bu işi devam ettirecek iki kızım var. Büyük kızım benimle beraber yaklaşık 2-2,5 yıldır. Ona çok fazla güveniyorum. Çünkü o da babası gibi benim gibi işine aşık. Çok değer veriyor işine. O yüzden eminim ki benden sonra bu işi devam ettirecek kişi de o. Ürettiğimiz ziller dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. Buna dışarıdan baktığımız zaman evet güzel bir iş ama işin içine girdikten sonra insanların, davulcuların
geri dönüşlerini aldıktan sonra yaptığım işte gurur duymaya başladım. Dünyanın her yerine ihraç olunan bir zilin üretim bandında bulunmak beni mutlu ediyor. Biz Murat Drill Symbols olarak her geçen gün üretim bandımızı genişleterek, Ar-Ge çalışmalarımızı daha iyiye taşıyarak bu pazara daha büyük katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Ve her geçen gün hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyoruz.